Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine Zubo oynuyoruz. Normalde bir Brawl Stars bir Zubo olarak kanalımızda video yüklemeye devam edecektik. Ama biliyorsunuz ki Henry karakterini getirdiler. Ben de şey dedim, biliyoruz abi diyeceksiniz şimdi Henry karakterinin videosunu daha yeni çektin. Neden şimdi bir daha Henry karakterinin videosunu çekiyorsun? Bu arada ilk önce videonun konseptin ismini söyleyeyim. Baştan herkes bilsin, ona göre konuşmamıza devam edelim. Konseptimizin ismi karakterlerin seviye karşılaştırması gençler. Biliyorsunuz Bruce'u çektik mi? Aynen Bruce'u çektik. Jade'i çektik. Finn'i çektik. Steve falan çektik mi? Tam hatırlamıyorum da. Ya 4-5 tane videomuz var bu konsepte. Bu konsepti de bayağı seviyorsunuz. O yüzden ben de direkt hem Henry yeni çıktığı için daha güzel tanıyalım. Böyle karakter güncellemeyle gelecek biliyorsunuz birkaç gün içinde. Karakter gelene kadar her şeyle karakteri çözelim istiyorum dostlar. İkincisi ise bu konsepti çok sevdiğiniz için ben de daha sık bu konsepte yönelmeye karar verdim. Ne de olsa bu kanal biliyorsunuz benim değil hepimizin. Ben de sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çektiğim için sevdiğiniz konseptlere öncelik veriyorum. O yüzden bu videomuzda da Henry'nin 1 seviye, 10 seviye ve 16 seviyesinin karşılaştırmasını inceleyeceğiz. Bakacağız işte hasarlarında, canlarında ne gibi değişiklikler var. Hepsini video içinde görmüş olacağız. Savaşta da teyit edeceğiz. İsterseniz fazla beklemeden 1 seviyenin istatistiğine bakalım. Her şeyine değinelim. Zaten pasifine aktifine en son attığımız videoda değinmiştik. O videoyu izlemeyenler de çektiğim bir önceki videoya gidip onu izleyebilirler. Veyahut da videonun sonuna doğru zaten koyuyorum videoyu. O kutucuklardan birine tıklayarak çektiğim son videoya da gidebilirler. Her neyse Henry'nin bir seviyede sağlığı 1000'miş. Hasarı 1400'müş. Şöyle göstereyim. Mızrak 400, av tüfeği 500, yay da 500. Kullandığı savaş ekipmanları zaten mızrak, av tüfeği. Onun dışında yay kullanıyor. Menzille, çevikle falan hepsine dediğim gibi bir önceki videoda değinmiştik. Kostümünü çıkaralım abi. Bazıları en son attığım video şey almış. Abi eyvallah karakter güzel, hoş beğendik de çıplak halini bize gösterseydin kostümlü halini sonra göstersen daha iyi olur demiş. Ben de ilk önce 1 level savaşına normal kostümüyle 10 level ve 16 level savaşına da Henry'nin metalci Henry kostümüyle gireriz dostlar. Bu şekilde takılırız, bir şeyler yaparız. Bildiğiniz gibi bir seviyede ekipman falan hiçbir şey takamıyoruz. O yüzden şimdi direkt savaşımıza girelim. Ama savaşı geçmeden önce şöyle bir like'lar atalım dostlar. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Bir de savaşı geçmeden önce şunun bir size sinyalini vereyim. 2 gün sonra kanalımıza çok manyak bir video geliyor gençler. Harika bir konsepte başlıyoruz. 2 gün sonra gerçekten çok seveceğiniz yaratıcı bir konsept buldum. Onu çektim hatta videosunu. Bugün yarın editini yapar. Ertesi gün de kanala yükleriz. O yüzden abone olup zil bildirimlerini de açmayı unutmayın ki bu tarz yaratıcı videolardan geri kalmayın. Her neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok. Henry'nin bir seviyesinin savaşında görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Evet dostlar ilk savaşımız başladı. Etrafımız görüyorsunuz ki çok kalabalık. Biz hemen şuradan uçarak kaçalım. Bir silahlanalım abi. Ya gerçekten beta hesabın botları aşırı zor oluyor dostlar ya. Ya zaten kanalda beni sıkı bir takip ediyorsanız bilirsiniz adamların bana nasıl hasar vurduğunu. O yüzden şu bir level atlatırsak gerçekten hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Abi baksana koruma bile bir vuruyor benim büküp canımı yiyor. Ben bir seviyede biraz safe oynamam lazım. O yüzden şöyle daha kesin yerlere gidelim. Atlama atlama atlama. Oh atlamadı. Ben gidip şu korumayı bir ısırayım canımı indirim az da olsa. Tamam abi güzel. Canını almam lazım. Bak silah yok bir şey yok. Öldür abi şunu. Ulan Steve geliyor, Steve geliyor, Steve geliyor. Heh gelmedi. Hop ısır ve öldür. Çok güzel abi. Al şunları. Karşıda bir seviye panda var ama panda sıkıntı bir karakter. Abi ölmezsek bunu iyidir. Çok güzel be. Valla bir ult yeseydi canını tazeleseydi bizi her türlü orada öldürürdü. Allah'tan bunu yapacak kapasitede değildi diyelim. Neredesin abi? Burada 2 seviye bir tane molimiz varmış. Öldürebilir miyiz? Çok zor. Ama imkansız değil. Abi Joy'a bak Joy'a. Yemin ediyorum Joey kesecek bizi. Buradaki Steve nerede? Kaçmış. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür. Bir şey olmuştur. Ona zaten birazdan rast geliriz diye düşünüyorum. Gel lan gel. Gel zıpla bakayım. Şöyle ısır abi şunu. Bir de çok güzel ya. Mızrak derbisini gerçekten çok seviyorum. Karakterin mızrağı böyle olduğu yerde 360 dönen mızrak tarzı değil. Fırlatmalı mızrak tarzı yapmışlar. Güzel olmuş abi. En azından hem yakın hem de uzak dövüş karakteri sayabiliriz bunu. Şöyle kuşan abi silahıyla. 11 kişi kalmış. İnşallah bu videoyu diyorum. Bu savaşı kazanabiliriz. Dediğim gibi bir seviyenin savaşları çok sıkıntı oluyor. Bana kaş göz yapma artist. Bana kaş göz yapma zaten burada sağlığı bırakmışsın.
Benim için daha iyi oldu tabii ki de. Şurayı kapat abi. Bunlar alandan yansın, gebersin. Ne olursa olsun orada bak. Birbirini yemeye başladılar zaten. Şu Hasan'ı öldürseydik iyi olur da neyse, o biraz yanmaya devam etsin. Alandan bayağı hasar yiyor zaten o. Senin niye seviyen gözükmüyor? Kaç seviyesin oğlum sen? Isır abi. Öldür. Öl artık. Adam ölmüyor oğlum. Kaç. Ne kadar fuzu kaynıyor bu savaş ya. Lan gidin birbirinizi öldürün. Beni bir salın abi. 6 kişi kalmış. Biri ben. 2 tane fuzi var. Bir tane dük var. Şimdi 5 kişi kaldı. Şurada birisi var mı? Yok, oradan oraya geçemiyoruz. Hafif engellerin üzerinden geçiyordu malum. Abi Steve, şunu öldür, şunu öldür, bana gelmesin abicim. Kaç abi, kaç kaç kaç, dondurmasın, kaç. Kaç 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 kaç. Vallahi şu an çok sıkıntı. Adam beni kovalıyor abi. Bu nasıl bot? Garezi mi var kardeşim bana? Sal beni. Al abi şunları, al al al. Ya şu dükü öldüremediniz ya, Allah sizi bildiği gibi yapsın yani, ne diyeyim. İlla ben mi öldüreyim lan? İlla beni mi öldürmemi istiyorsunuz? Şöyle sen de oradan artistik yapma, seni bir ısırır kanını emerim. Sana da şöyle bir kombomu saydırırım abi. Ne halin varsa görürsün sonra. Dostum sakin ol. Aman abi, aman. Aman sakin ol. Biz havadayken vurabiliyoruz mu ya? He yok. Vurunca aşağı iniyormuş. Tuzağa koyalım, yakalanacaktır inşallah. Hop yakalandı. Lan bayağı vurdu yalnız herif bize. Abi bu savaşı benim yenmem lazım. Hadi öyle artık. Isırarak mı öldürürüm ya? Hop geliyor 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 geliyor. Geldi ve ilk savaşımızı kaç kille? 7 kille noktalamaya başardık. Dediğim gibi bir seviyede karakterlerin hepsini oynamak, sadece Henry özelliği bayağı zor oluyor abi. Zaten karşınızdaki botlar nereye gitseniz gördüğü için veyahut da yürüdüğünüz güzergaha doğru giderken bile direkt sizi hedef alınca isabet ettirdiği oluyor. O yüzden botlara karşı bir seviyede oynamak gerçekten çok zor bir durum. Şimdi Edri'nin ana menüne dönüp 10 seviyesine basalım. Sonra hasarına canına değiniriz. Sonra 10 seviyesinin savaşına, ardından 16 seviyesinin savaşına geçeriz. Öylece videoyu sonlandırmış oluruz. O zaman ana menüye geçebiliriz. Evet dostlar, ana menüye döndük. Görüyorsunuz ki Henry'nin yükselmesi geldi. Hemen onu yükseltelim bakalım 10 seviyede. Hasarında ve canında ne kadar artışlar gözleyeceğiz. Bunu görmek için hep beraber Henry'i yükseltelim abi 10 seviyeye. Şöyle hızlı hızlı yükselt abi. Evet 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 seviye hayırlı uğurlu olsun abi. Niye yükselmedi? Biz mi basamadık he? Şöyle animasyonda dursun. Her neyse durmasın. Sağlığı 1000'di. Hasarı 1400'dü dostlar. Ne olmuş? Sağlığı 7451 olmuş. Hasarı ise 10430 olmuş. Yani bu karakter gerçekten Steve gibi. Ya tamamen Steve gibi dostlar. Canı çok az. Hasarı yükseliyor. Yani hasarı sağlığının önüne geçiyor. Yani tamamen atak bir karakter. Destek bir karakter. Nasıl nitelendirirseniz. İlk önce ben şunu unutmadan bir kostümünü falan takayım abi. Tamam. Görüyorsunuz zaten hasarını, canını falan. Şöyle de göstereyim mızrakta falan, av tüfeğinde, yayda ne kadar değişiklik olmuş. Bu şekilde işte. Tamam seçelim. Ekipmanlarımızı ne takabiliriz? Geçen maçta taktığım şeyler. Geçen maçta değil de geçen videonun savaşında taktığım şeyleri takacağım hemen. Aynı şeyler abi. Hemen tak şunları. Bir de Nitro'yu takmıştık. Tamam. Tamam değil mi? Tamam. Karakterimizi 10 seviyeye bastık. Şimdi bakalım savaşa girelim. Savaşta değişikliğini zaten her türlü göreceğiz. Canıyla, hasarıyla. O yüzden fazla da buralarda gevelenmeye gerek yok. Henry'nin 10. seviye savaşında görüşürüz. Evet dostlar, Henry'nin 10. seviye savaşında başlamış bulunmakta. Şöyle hemen biz bir silahlanalım abi. Oo, altın pompalı. Hemen gidelim abi, hemen. Al abi şunları. Bu arada tekrarlayayım. Dediğim gibi Henry'nin bütün detayıyla birlikte incelediğimiz video bu video değil. Bu video seviye karşılaştırma videosu. Eğer böyle Henry karakterini daha iyi tanımak istiyorsanız, karakter çıkmadığı halde onunla bütünleşmek istiyorsanız çektiğim bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bunu da zaten videonun sonundaki şeye koyacağım. Kutulara koyacağım gençler. Hiç canınızı sıkmayın. Direkt ulaşacaksınız yani. Lan camban yok abi. Şuna vur abi, ısır. Tara 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 tara. Bir de şöyle kafasına vurdu mu her şey tamamdır abi. Gel lan buraya. Hop. Isır ve geber. Isırt ve geber. Tamam. Şöyle biz bir canımızı basalım malum. Karakterin canı bayağı az. Bir yerden ok yeriz maazallah. Bir şey olur. Direkt paket olmak istemiyorum.
18 kişi kalmış. Şöyle müzeye doğru gidelim mi? Bak korumaya bak. Koruma bile adam kesiyor. Helal olsun lan sana koruma. Ops birader. Benim mekanımda vs atıyoruz. Topla abi şu canları. Güzel. Şuraya da bir tane koyalım. Belki biri yakalanır. Ölür. Güzel olur bizim için. Şöyle şuradan da geçemiyoruz. Abi hiçbir yerden geçemiyoruz ki neredeyse ya. Oğlum canına mı usadın yeğenim? Canına mı usadın? Bana bunu söyle. Canına mı usadın? Kapat abi şurayı. Tam zamanda kapattık. Pat diye bir tane şey tutmadı. Gel buraya gel. Seni ben oradan çıkartır mıyım sence? Lan seni alana değil ben seni öldüreceğim. Gel buraya. Hop. Isır ve geber. Çok güzel abi. Hızlı bir şekilde canımıza inelim. Sonra alandan uçarak kaçarız. Tamam. Şöyle 3 kill de alsaydık da böyle bayağı hayvan gibi olsaydık. Zaten hayvanız. Çaktırmayın. Bu arada geçen videonun yorumlarını okuyunca millet şey demiş. Abi koronaya özel mi getirdiler bu karakteri? Mantıklı bak. Olabilir yani. Ben hiç bu şekilde düşünmemiştim abi. Bu arada sen ne yapıyorsun birader? Bir sakin ol ya. Oraya tuzak koymuşsun. Görüyoruz. Sen de öyle gözle bana bakma. Vururum kafana pompayla. Valla küle dönüşürsün. Çinlilerin bu yarasaya muhabbeti, korona muhabbeti falan. O yüzden mantıklı yani gençler. İroni de olsa mantıklı yani dediğiniz. Şunu öldür abi. Sen de geber. Tamam. Gel bana konsana Allah aşkına. Güzel. Bir de kafana şöyle vurum. Harika. 10 numara. Abi oradaki Fuzi öldüm ya. Adam 11 seviye ve gerçekten çok fena dalyan birisi bot olmasına rağmen. Şöyle kutuya dönüştüm de uçamıyorum galiba şu an. Hadi yenen benle. Gerçi ben öldürdüm. Ne yenen benle? Geber lan. Ya abi bunun normalde istatistiklerinde gençler en az vuran şey neydi? Mızraktı ama mızrak gerçekten daha fazla vuruyor. Yani efsanevi mızrak var diye söylemiyorum. Altın mızrak bana göre altın yayından bile daha fazla hasar veriyor yeri gelince. Bilmiyorum yani inşallah bana öyle geliyordur. Oyunun yoksa böyle saçma bir hatası olabilir mi diye düşünüyorum da yani bana öyle gelmiştir diye düşünüyorum. Her neyse uzatmaya gerek yok. İlk savaşlar arasında ben gerçekten bayağı bir fark gördüm. En kötü ekipman takıyorsunuz gençler. 4 tane yoktan yere ekipman alıyorsunuz. Hasarınız artıyor, canınız artıyor vesaire. Tabii yorum sizin, takdir sizin. Şimdi ana menüye dönüp karakterimizi maxlayacağız. Canına, hasarına son kez değinip savaşa gireceğiz. Ondan sonra karakter hakkında birkaç şey daha söyler. Videoyu kapatırız. Şimdi ana menüye geçebiliriz. Evet, ana menüye döndük. Gördüğünüz gibi karakterimizi birazdan 16 seviyeye basacağız. Ama ilk önce şöyle ekipmanlarımızı basalım abi. Şöyle hızlı hızlı. 8 seviye maxlayalım. Bas abi, bas 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 bas. Şunları da bas. Son ekipmanımızı da basalım. Sonra karakterimizi 8 seviyeye basar savaşımıza gireriz abi. İstemiyorum kardeşim. İsim değişikliği falan istemiyorum. Artık bana sorma. Şöyle ayrıntılardan hemen 70.000 verip 13'e bastık. 120.000 vereceğiz arkadaşlar şimdi ama veremedik. Niye veremedik abi? Şöyle. Bir yandan da burada işte seviye basarken kaç altın kaç bin altın istediğini görüyorsunuz. Bunlar da ufak detay ama işinize yarayan detaylar. Mesela 13'den 14.000'e basmak 120.000 altın. 14'ten abi bu ne ya? Oyun şaka mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? 14'ten 15'e basmak 200.000 altın. Ve son olarak 15'ten de 16'ya basmak 400.000 altın dostlar. Evet gördüğünüz gibi karakterimiz 16 seviye yani max seviyesine ulaştı. Son seviyede karakterimizin sağlığı 28.422 dostlar. Hasarı ise 39.795. Şöyle açayım. İyice ne mızrağın, av tüfeğin yayın hasarını görün. Bu şekildeydi. Bakalım savaşta, abi atma artık şunu. Savaşta baya baya böyle belli olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel güzel de killer çıkarabiliriz. Yalnız karakterimizi hangi ligdi abi bu ya? Ben bu ligin ismini unuttum. Bir saniye şöyle bir bakalım abi. Efsanevi lig miydi? Efsanevi lig olması lazım. Bakalım. Zümrüt. Bu da efsanevi değil mi? Şöyle göstereyim karakterin ligini. Tamam abi bas. Büyük usta. Aynen. Efsanevi. Karakterimizi efsanevi lige ulaştırdığımız için düşmanlar tarafından daha fazla hasar yiyeceğiz. Bunu da size bilgisini vereyim. Lig sisteminde böyle bir şey var. Ne kadar liginiz yükselirse, kupanız yükselirse düşük kupalı adamlardan daha fazla hasar yiyorsunuz. Bu da oyunun böyle bir şeyi, yapacak bir şey yok. Şimdi savaşımıza geçelim. Ondan sonra videomuzu kapatırız zaten.
Henry'nin 3. ve son savaşında görüşürüz. Evet, son savaşımız da başladı abi. Hızlı bir şekilde maçı bitirelim. Video fazla uzamasın. Vaktinizi demek istemiyorum açıkçası. Şöyle yanımızdaki korumaları öl bir abi. Bu arada durmadan boğazıma bir şey giriyor. Ne oluyor anlamış değilim. Bir anda böyle nefesim kesiliyor. Güzel abi, ilk korumamızı öldürüp az da olsa büyümeyi başardık. Orada bir tane koruma var. Görürüz zaten özelliğimizden yararlanarak. Isır, vur, öldür, parçala bir şey yap abi. Tamam, harika. Şimdi oradaki korumayı da öldüreceğim. Isırarak öldürür mü? Hop, tek. Tamam abi, güzel. Hızlı hızlı düşmanları azaltmaya devam ediyoruz. Alt tarafta iki seviye bir Pepper gördüm abi. Gözümden kaçmadı değil. Neredesin dostum? Ama ilk önce şuradaki bir seviyenin canını okuyalım abi. Şöyle vur 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 vur. Pat diye bir tane de kafasına vur. Isırarak öldürür mü? Yok, çok uzun sürer. Çünkü çok saçma olarak karakterin bu kadar hasar verken aktifinin bu kadar az olması beni gerçekten şaşırttı. Hiç de beklediğim bir şey değil. Yani şöyle ısırınca canının yarısını yemesi lazımdı abi. O zaman da çok mu güç olurdu orasını bilemem ama bu halde çok iyi değil yani. Tamam abi. X-Ray Pepper'ı da öldürmeyi başardık. Yukarı doğru uçalım ya. Fazla beklemeye gerek yok. Ben orada bir tane daha Molly gördüm. Bu savaş da full Molly denk gelmiş he. Gebert abi şunu. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Bir tane daha kill aldıktan sonra şişme kasın tesiri dolmuş oluyor. Yani son seviyede gelmiş oluruz. Ekstra hasar, ekstra can yüklenmiş oluyor bize. Şurada bir tane adam sesi duydum sanki abi. Şu içeride birisi var mı? Yok. Ama bir tane yay bulduk. Altın yay bulduk. Bu güzel oldu. Ha, burada 15 seviye Liz var. Yapıştır, gebert, öldür abi. Harika. Tamam. 7 kişi kaldı. 7 killimiz var. Güzel. Düşman aramaya devam ediyoruz. Bu arada Discord'umuza katılmayı unutmayın dostlar. Oradan sizlerle videolar çekiyoruz, sohbette konuşuyoruz. Veyahut da ne bileyim abi, sohbet muhabbet oluyor, tanışıyorsunuz, eğleniyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Bir sorununuz olursa moderatörlere iletiyorsunuz vesaire. Hem Instagram'dan takip etmeyi hem de Discord'umuza katılmayı kesinlikle unutmayın. En kötü bir girin bakın, ortama bakın, beğenmezseniz çıkarsınız zaten. Giren öyle amşamda böyle sıkıntı yaşamıyor, hatta hiç sıkıntı yaşamıyor. Yani kimsenin de çıktığını ben görmedim. Adamların böyle bazen canı sıkılıyor. Şöyle canı sıkılıyor. Yani bazı tipler vardır ya, sorun olmayınca sıkılırlar. Yani böyle bir sorun olması lazım ki onları o ortamda tutabilesin. Ama bizde herhangi bir sıkıntı olmadığı için adamlar keyfine göre girip çıkma yapıyor. Onlara da yapacak bir şey yok. Herkesin kendi seçimi. Yalnız bayağı büyüdük ve orada üçlü combo mu çektik? Ne oldu abi? Lizzy vardı, Henry vardı, Larry vardı. Bir vurdum. Üçü de paramparça oldu. Ve son savaşımızda 12 kill'e tamamlamayı başardık. Şöyle ana menüye bir dönelim abi. Orada fikirlerimizi belli ederiz zaten. Abicim istemiyorum at değiştirmek. İstemiyorum. Şunu bir kapat. Ya al değiştirme Allah aşkına. Seni mi kırayım ya? Al. 130 elmasa ismimizi live olarak değiştirdik dostlar. Her neyse şaka bir yana. Karakteri de şöyle bir açayım. Orada konuşuruz zaten. İyice de görürsünüz detaylı bir şekilde. Karakter bu şekilde dostlar. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki günlerde güncellemeyle beraber oyuna gelecek. Like atıp abone olanlara açtığı ilk altın kasadan çıksın abi. İlk altın kasadan çıksın, tek temennim bu. Biliyorsunuz ki gerçekten karakter çıkma konusunda çok şanslıyımdır. Brawl Stars'ta, yok onun ben spoilerını vermeyeceğim. Brawl Stars'ta da çok güzel bir şey oldu ama onun ben spoilerını vermeyeceğim. Videosu gelince zaten izlersiniz. Keza Zuba'da da öyle çok güzel 0.70 oran verirken yine bir karakter çıkarmışlığım var. 1.20 oran verirken yine karakter çıkarmışlığım var 5 sandıkta. O yüzden benim şansımın uğruna bu videoyu like atıp abone olan herkese inşallah açtığı ilk sandıktan çıkar abi. Sizin karakter hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın demiştim. Onları okuyunca anlaşılıyor ki siz de bayağı karakteri sevmişsiniz. İnşallah çıkar mı, inşallah çıkar ayağına girmişsiniz. İnşallah hepinize çıkar abi. Seveni de sevmeyen de herkese inşallah çıkar bu karakter. Oynayın, hevesinizi alın. En azından çıktı dersiniz. Kupa kasmanıza yardımcı olur. Uzatmayalım fazla. Bu videomuz da bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesi ve beni desteklemek için kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma da like atabilirsiniz. Şu an ekranın şurasında çıkan kutuları tıklayarak da çektiğim bir önceki videoları gidip izleyip öğrenip kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.